Ya ben ne zaman ödemedim borcumu? Aciliyeti varsa tamam, tamam. Şöyle yapalım. Ben borcuma karşılık sana uygun fiyata elmas ayarlayayım ha? Hikmetciğim ben sadece... Öteleyebiliyor muyuz ödemeyi? Ben onu... Gün olur devran döner, sen de benim elime düşersin Hikmet. Bulamıyorum, para bulamıyorum. Hiçbir yerden bulamıyorum. Kafayı yiyeceğim ya. Bu Hazar arayıp duruyor. Açmayacaksın demedin mi telefonlarını Kadir? Numarayı engelliyorum. Başka hattan yine arıyor. Özür dileyecekmiş. Sizi vurmak istememiş. Gönderdiği adam acemiymiş. Özür mü dileyecekmiş? Ölecektik biz ya, ne özürü? Sizi ateş eden adamı da cezalandırmış. Bir de videosunu göndermiş. Oh. Allah Allah, adamın ağzıyla burnu yer mi değiştirmiş lan? Neyse al bunu al. İşte bu yüzden ben çalışmıyorum onunla. Manyağın teki çünkü. Ben anlıyorum. Sizin dediklerinizi de harfiyen uyguluyorum ama adam laftan anlamıyor ki. İlla görüşmek istiyor. Ne desem bilemedim. Görüşmek ister tabii. Nereden bulacak Civan Koral gibi güvenilir birine? Ama ben bulaşmayacağım. Ne diyor, ne istiyor? Vallahi ısrarla görüşmek istiyor. Ben diyor Civan'a zarar vermem diyor. Pişman mı olmuş? Pişman belli ki ama dediğiniz gibi adam tehlikeli. Demek pişman ha? İyice köşeye sıkıştı demektir bu. Güvenilir birini arıyor. Eğer ona yüksek bir fiyat teklif edersen ve o da bunu kabul ederse. Ne bakıyorsun Kadir? Ha? Çık. Düşünüyorum. Düşünüyorum. Kapat kapıyı. Hadi. Mağazaların satış raporlarını henüz göndermemişsin Leyla. Onları bekliyorum. Bir de bugün Tolga Bey'le toplantım vardı. Onun teyidi için bir kez daha onu bir arar mısın lütfen? Nasıl? İptal mi etti? Çok önemli bir işi vardı herhalde o yüzden demek ki. Tamam. Tamam bekliyorum raporları. Hadi çabuk hadi. Gel gel. Civan Bey. Ne oldu Kadir? Bu çikolata size geldi. Ne zaman geldi bu? Az önce. Zor zamanlarında dostlarımızın yüzünü güldürelim Civan'ım. Bayan Bey'den değil mi mesaj? Ne demek istiyor acaba? Hazar'a yardım edeceksiniz demek istiyor. Ne demek isteyecek? Ne cevap verelim Civan Bey? Vallahi çok yoğunum. Yapamayacağım demeyi düşünüyorum. Kadir sen ne dersin? Allah Allah, ne diyeceğiz Kadir? Emir büyük yerden geldi. Adam ne derse biz onu yaparız. Tabii ki yardım edeceğiz yani. Sanki başka şansımız varmış gibi. Anladım Civan Bey. Ha, anladın mı? Vallahi bravo sana be Kadir. Çocukluğunda yazık etmişler sana. İleri zekalılar okuluna gönderselermiş keşke. Hemen şıp diye anlıyorsun böyle her şeyi. Bana bak. Çık dışarı, çık dışarı. Vallahi bak sinirim senden alacağım. Ha, çık! Çık! Nasıl gidiyor? Koral Malikanesi'nin yeni kamera sistemini ekliyorum. Ama bu sefer bayağı iyi kurmuşlar. Sen halledersin. Ver coşkuyu.
Evet, geliyor. Ama bahçeyi iyi koruyamamışlar. Harikasın ya, aferin. Bir daha söyle. Saçlarımı geçen o kadar sarıya boyadım, doğru düzgün bir yorum bile yapmadın. Ya senin suratın o kadar tatlış ki, ne yapsan çok güzel oluyor. İyi bir şey, iyi bir şey olarak. Ha, Civan geldi, şunun sesini açsana. Sen beni denemek için mi soruyorsun tekrar tekrar aynı soruları? Alıyorsun size cevaplarını, ne? Kimseye riske atacak bir şey yapmam ben, merak etme. Öncelikle de kendimi. Merak etme, lojistik bizim işimiz. Yalnız benim silahları görmem lazım. Hayır, telefonda olmaz. Yüz yüze bunu detaylı olarak konuşacağız seninle. Tamam Civan, sen gelirken dikkat et. Ne oldu? Hava durumu kurşun yağmuru var diye mi tahminde bulundu? Yok, ensemde bir ürperti var. Birileri yine peşime takıldı herhalde. Merak etme. Hiç kimse beni takip edemez. Al şunu, al, al, al. 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 Konuşma. Silah dedi, silah dedi be, Allah be! Hayırdır? Gençler, neye seviniyoruz? Bir şey mi yakaladık? Civan Koral biriyle görüşecek. Kimle henüz bilmiyoruz ama silah dedi. Sevkiyat var, illegal işler. Allah be! Oğlum, yakaladık sayılan. Civan Koral'ı yakalayacağız. Aslansınız. Şunu başa sar, bir daha izleyelim. Ece, iyi misin? İyiyim. İyiyim, daldım öyle. Sen normalde dalmazsın öyle. Yani. Normalde dikenli ve her an saldırmaya hazırım, değil mi? Hayır, öyle demek istemedim ben. Gerçekten öyle demek istemedim. Beni tanımaya başladın artık. Sen böyle demezsin, böyle yapmazsın, böyle yaparsın. Güzel bir şey. Sağda atı versene beni. Eve gitmeyecek miydin? Biraz deniz havası alayım dedim. Hazır buradan geçerken iyi gelir. Sonra üstümü değiştirir, teşkilata gelirim. Onur. Sen çok iyi bir insansın. Beni gerçekten tanısan böyle demezdin. Şakacı. Beri seni arıyorum. Kahvaltıya da gelmedin. Arkadaşlarımla hamburger yemeye gideceğiz birazdan. Kahvaltıda hamburger. Hani kendine dikkat edecektin artık. Handan anneciğim. Bir şey konuşabilir miyiz? Çok acil. Nereye götürüyorsun o ızgaraları? Dün Civan Bey mangal yaktı ya. Temizledim, geri götürüyorum Handan Hanım. Aa, biz yokken kime mangal yaktı Civan Bey? Gidebilirsin Fatoş. Selvi'cim, evde çalışanlara böyle şeyler sorulmaz. Yoksa bilmediğimizi zannederler. Handan anneciğim, bilmiyoruz zaten. Ayrıca bunu yeni almışsınız. Bu çok uzun boylu. Olmaz bu, kovalım bunu. Bırak şimdi onu. Her şeyi biliyormuş gibi yapacağız. Bilmediğimizi anlamasınlar. Yoksa bilmediğimiz şeyleri rahatlıkla yaparlar. Tamam, nereden öğreneceğiz şimdi bu Civan'ın biz kime mangal yaktığını? Ece geldi. Civan abim Ece'ye mangal yaktı. Aa! Bak, 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 neler olmuş, neler. Selvi, ne bu böyle bu coşku? Ha? Boşuna heveslenme. O kız Civan'a göre değil. E niye ya? Bence çok yakışıyorlar. Ben de çok iyi anlaşırım diye düşünüyorum. Ha, ben de öyle düşündüğünü anladım zaten. Hadi Elif, o hamburgeri iptal et. Evde doğru düzgün bir şeyler ye.
Ya anne ya. Ne bu böyle, hepimiz hamburgerci olduk, kebapçı olduk. Ne oluyor böyle ya? Handan anneciğim bir saniye, sizinle çok önemli bir mesele konuşmam gerekiyor diyorum. Bana kalbinden bile yakınsın, biliyorum. Seni mutlaka bulacağım. Seni mutlaka bulacağım canım kardeşim. Aa, Onur. Ne oldu yavrum? İyi misin? Mürvek hanımefendiden kaldın mı? Ay canım benim, gel gel. İkimizden başka içen yok ki. Hadi gir içeri. Anlat bakalım Onur, ne oldu? Ece'ye yalan söyledim Allah. Elif senin kardeşin değil dedim. Mahvoldu. Öyle bir hayal kırıklığına uğradı ki bakamadım yüzüne. Ben de mahvoldum. En doğru olanı yapmışsın Onur. Keşke doğru olan yalan söylemek olmasa. Zaten artık ne doğru ne yanlış. Ya bu öyle herhangi bir yalan değil hala. Kardeşi Ece'nin her şeyi. Gerçeği öğrenseydi ne olacaktı ki? Ece düşünmeden hareket eden bir kız. Atlayıp eve gidecekti, Elif'i almaya çalışacaktı. Yani korallar öyle kolay kolay hemen verirler mi Elif'i? Onu vermezler. Civan ölür de vermezdi kardeşim. Ece başını belaya sokardı. Ama bunun kararı bize mi kalmıştı? Acaba Hilal'le Civan evlatlık olduğunu biliyorlar mı Elif'in? Bilmiyorum. Eğer biliyorlarsa da bunu çok iyi gizliyorlar. Zaten Handan Koral o kadar sevecen bir tip değil. Yani üç tane çocuğu varken dördüncüyü neden evlat edinsin ki? Bir teni var orada. Ona bir bakmak lazım. Evet, araştıralım. Tam olarak ne olup bittiğini öğrenelim. Bence Elif de bilmiyor evlatlık olduğunu. Ama en önemlisi o evde güvende. Hayır, Ece ortalığı karıştıracaktı. Operasyonu da tehlikeye atacaktı. Biz Civan Koral'ı ne kadar erken yakalarsak... o zaman Ece'ye karşı ellerinde hiçbir yaptırım kalmaz. Aynen öyle. En doğrusunu yaptın Onur. Hem Ece için hem operasyon için. Zamanı gelince gerçeği öğrenecek, kardeşine kavuşacak. Biz de Civan'ı enseleyeceğiz. Hala bu yük bana çok fazla. Bir an önce Civan'ı yakalamamız lazım. Ben Ece'ye ne kadar erken itiraf edersem bu gerçeği o kadar iyi. Evet. Alo şefim. Melih, Civan Koral'ın bahçe kamerasını hacklemeyi başardı. Başardım şefim. Az önce kullanan Atat'la bir görüşme yapmış. Bak şefim, bu adam bugün silah sevkiyatı ile ilgili bir görüşme yapacak. Kesin. Güzel. Ali, takipte kal. Biz Alan'la geliyoruz. Kalk. Hadi. Yani kamptaki uzman dedi ki benim hamile kalabilmem için Murat'la enerjilerimizin senkronize olması gerekiyormuş. Benim dişil enerjim çok 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 yüksekmiş ama Murat'ın eril enerjisi yokmuş. Ha, ne demek yokmuş? Benim oğlumun eril enerjisi olmayacak da kimin olacak? Ay yokmuş işte anneciğim. Biz daha önce yumurtalarımızı da saydırmıştık zaten. Bu Murat yumurtlamıyor gibi bir şey. Nasipse olur be Selvi. Yani duyuyor musunuz, nasipse olur diyor. Bu mu şimdi eril enerji? Selvi'cim, bu özel konulara beni dahil etmesen kızım ha? Ya ben ne yapabilirim yavrum? Ay Hilal'in hamileliğine gösterdiğiniz ilgi ve alakayı bana da gösterebilirsiniz anneciğim. Selvi, biz konuştuk Hilal'le, o hamile falan değil. Gerçekten mi? Evet. Aa, vallahi keyfim yerine geldi. Aa, çabuk iç kahveni Hilal. Murat. Hilal abicim, ne oldu sana? Hilal anlatır mısın? Hilal? Kızım ne oldu, neyin var? Ay yok bir şey ya. Ben başıma gelen her şeyi size anlatacak mıyım? Hilal, kim bozdu senin morali? Kim yaptı bunu sana bak?
Vallahi dünyayı dar ederim başına. Ben bu evde nasıl hamile kalabilirim ki? Yani her yerden negatif saldırıyor ya. Ne var yani Civan'cığım şimdi bunda bu kadar kızacak? Allah Allah, biraz hayata olumlu bakın değil mi Murat'cığım? Eril enerjisi çok yüksek aşkım. Dengeleyecek bir dişil enerji gerek. Ece nerede acaba ya? Ece uğradı mı bugün? Benim işim var. Kusura bakmayın. Bizim bu Ece olayına daha fazla yüklenmemiz lazım şekerim. Yüklenelim aşkım. Onları orada öyle görünce ben şok oldum tabii. Meğersem evlilik teklifi sürprizi planlıyorlarmış. Ben sürprizi mahvettim. Onur bana çok sinirlendi. Hilal sen ne diyorsun ya? Sen hangi evlilikten bahsediyorsun? Ben demedim mi o aileyle bizim hiçbir alakamız olamaz diye? Ben Onur'la evleneceğim. Ailesiyle değil. Sen kafayı Onur'a takmışsın ya. Gerçekten kafayı Onur'a takmışsın ama sen çocukken de böyleydin biliyor musun? Bir şeyi elde edemediğin zaman kafayı takardın. İşte Onur da aynen öyle olmuş. Ama Onur beni çok mutlu ediyor. E niye ağlıyorsun o zaman? Ha? Ben ona sorarım benim kardeşimi ağlatmak neymiş. Hayır abi hayır. Lütfen hiçbir şey yapmayacaksın, karışma. Ya sizin aşk hayatınız yüzünden ben işime gücüme konsantre olamıyorum kızım. Ne Onur'muş ya? Fazla müsamaha gösterdik tepemize çıkıyor. Gideceğim onunla konuşacağım. Siz bir uzak durun ya. Siz derken? Sen de Ece de iyilik yapayım derken her şeyi berbat ediyorsunuz. Pardon da Ece ne alaka, kız yardım etmeye gitmiş oraya. Biraz fazla yardımsever abi. Fazla ortalıkta dolanıyor. Herkese mavi boncuk dağıtıyor, haberin olsun. Kızım sen ne biçim şeyler söylüyorsun ya? Saçmalama. Biz Ece ile daha geçenlerde baş başa yemeğe çıktık. Bir tane yanlış hareket olmadı bana. Vurulacaktı neredeyse, bir tane ters laf etmedi. Çok ayıp ediyorsun bak en yakın arkadaşına. O benim en yakın arkadaşım falan değil. Doğru dürüst tanımıyorum bile. Benim hayatımı kurtardığı için tanıştık. İyi bir şef olduğu için restoran açalım dedim, bu kadar. Tamam da öyle ona buna mavi boncuk dağıtıyor falan ayıp oluyor yani. Öyle. Sana da eski sevgilisine de mavi boncuk dağıtıyor. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi? Onur'a da mavi boncuk dağıtıyor. Kızım senin ağzından çıkanı kulla. Sen hepten gerçekten delirmişsin sen. Sen zıvanadan çıkmışsın. Bak vallahi geliyor ha. Onur'a sarılmış ağlıyordu diyorum. Anlamıyor musun? Eski sevgilisi yüzünden Onur'a sarılmış ağlıyordu. Onur'un da sinirleri laçka olmuş zaten. Üstüne bu olay patlayınca bütün sinirini benden çıkarttı. Kimmiş onun eski sevgilisi? O mu ağlatmış onu? Niye ağlatmış? Musallat mı olmuş kıza? Onur bana küstü diyorum. Senin sorduğun şeye bak. Kimmiş Ece'nin eski sevgilisi? Kim Ece'nin eski sevgilisi? O mu ağlatmış? Niye ağlatmış onu? Ece'nin eski sevgilisi kim? Kızım söyle bana. İsim ver. İsim, adres, boy, poz. Kim bu? Hayatım sıkma artık canını lütfen. Sen haklıydın zaten. Bütün işaretler Elif'i gösteriyordu. Bak kesin kardeşinin korallarla bir alakası var. Zaten eve girip çıkıyorsun. Sor soruştur. O yüzük kime aitmiş öğren. Kuzenleri, akrabaları. Evet, hepsine bakacağım. Ben kardeşim bulacağım. Da işim biraz zor çünkü Hilal iyice gıcıklaşmaya başladı. Yapma, sen halledersin eminim ben. Hallederim de daha bu pastayı halledemedim. Bu bir garip oldu, neyse. Tamam, bu çok güzel oldu, bunu yeriz. O Onur'a. 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 Bak, gıcıklık etme ya. Onur'a evet, teşekkür etmek mahiyetinde. Allah Allah. Güzel olan Onur'a, bize fı fı fı. Aşk olsun. Ne yapayım, adama yamuk pasta mı götüreyim? Bu kim be? Aa, Civan sen niye... Civan mı? Niye arıyor kızım? Aç, aç. Aç, ben anlatacağım sana. Aç telefonu. Efendim? Merhaba Musti. Civan Koral ben. Tanışmıyoruz, tanışalım isterim. Niye ki? Öğrenirsin. Kemerburgaz yolu ışıklarda buluşalım. Ben gelmesem? Pişman ederim. Kızım niye arıyor bu adam beni? Şimdi uzun uzun anlatmayayım ben sana bunu ama özetle şu. Sen beni aldattın. Ben? Beni aldattın. Dolaylı yoldan Civan duymuş. Civan'a ne oluyor? Hiçbir fikrim yok. Sana bir şey yaparsa beni ara. Ya Ece!
Ne durumdayız? Elimizde ne var? Takipten bir şey çıktı mı? Aracıyla evden çıktı şefim. Ali de peşinde. Hackledim şefim. Bahçe kamerası. Aferin sana. Arkadaşlar şu andan itibaren hepinizin gözünü dört açmasını istiyorum. Civan Koral aylardır hatasız yürütüyordu bütün kaçakçılık işlerini. Ama şu an panik halde. Hata yapacak. Yapacak. Silah sevkiyatı sırasında yakalarsak bu işi bitiririz. Bu işi bitirelim artık. Size güveniyorum. Tamam mı? Efendim Ali. Alo şefim. Bunlar yol kenarında bir yerde durdu. Galiba birini bekliyorlar. Civan'ın buluşacağı kişi önemli olabilir. Fotoğraflarını çek. Yani fotoğraflarını çekeyim de şefim şu benim telefonu artık bir değiştirsek ya. Dünyaya buğulu gözlerle bakıyor. Yani operasyonun selameti açısından diyorum. Ali. Evet. Takipteyim şefim. İyi. Tipini bilmiyoruz ki Civan Bey. Tipini bilmiyor muyuz Kadir Bey? Neden? Çünkü bakmadın değil mi öncesinde? Kontrol etmedin. Allah'ım ya Rabbim ya. Musti. Be Kadir be. Gelene geçene laf atıyorum senin yüzünden. Nerede kaldı bu adam ya? İşim gücüm var benim. Kesin gelmeyecek ben sana söyleyeyim. Kesin gelmeyecek. Ekildik. Vallahi yani nerede bu adam ya? Selam. Ne var kardeşim? Ne dikiliyorsun? İşimiz gücümüz var bizim. Bekleme yapma. Aa, yok şey beni görmek istemişsiniz ya. Musti ben. Nasıl yani sen Musti misin? Aha. Ece'nin eski sevgilisi. Evet. Gel lan sen bu. Ama... Aç kapıyı. Konuşma. Civan Beyciğim. Hayda. Ne oldu? Şefim bunlar kimle buluştu dersin? Kim? Musti ile. Musti. Musti kim? Ya Ece'nin eski manita yok mu şefim? Herkese merhabalar. Civan neden Musti ile buluşuyor? Oo. Sende uçan kuştan haberin var maşallah. Ajansın olmuş. Tamam ben konuya geleyim. Sen Hilal'e hani Musti Ece'yi aldatmış dedin ya, o da muhtemelen gidip abisine yetiştirmiş. Yani Civan da o yüzden Musti ile görüşmek istemiş bence. Hayır Civan ne ara seni korumaya kendine iş edindi, ben orayı kaçırdım. Hiç bana bakma Hale teyze, hiç bana bakma. Böyle bir yalanı ben uydurmadım. Onur uydurdu, ben de işte toparlamaya çalışıyorum diyelim. İyi bir ajan olduğum için. Bu arada sınavı kazandım ya, ajanım artık. Ajans. Demek Ece'nin uğruna gözyaşı döktüğü, ağladığı eski sevgilisi sensin ha? Neyini ağladıysa senin. Değil mi? Zaten çok da ağlamamıştır ya. Birkaç damla falan. Çabucak unutmuştur beni. Ha diyorsun ki Ece ayran gönüllüdür. Hemen bir sonrakine geçer öyle mi? Yok canım onu demek istemedim. E ne dedin o zaman? Beni unutması çok uzun sürmemiştir. Hı, bence de. Bence de uzun sürmemiştir. Artık zaten senin neyini beğendiyse. Bilmem. Şakalarım, komikliklerim olsun. Ece böyle kendini güldüren erkekleri sever. Ya, gerçekten mi? Anlat bakayım, devam et. Başka? Şöyle, Ece çocuk gibidir. Canlıdır, kıpır kıpırdır, yerinde duramaz. Hatta hala kendine böyle oyuncak ayı, peluş ayı falan hediye alır. Gerçekten ya. O kadar canlı, o kadar hayat dolu bir kız ki. Böyle insan onu düşününce bile yüzü gülüyor. Ama sen ne yaptın? He? O cıvıl cıvıl, o güzel güzel gülen Ece'yi ağlattın. Çok özür dilerim. Öyle özür dilemekle olmaz. Ben şimdi sana ne yapacağını söyleyeyim. Ece'nin yanına bir kilometrede yaklaşmayacaksın. Tamam? Eğer yaklaşırsan işte o zaman iş insanı kimliğinden çıkar. İnsan dışı başka bir forma bürünür. Anladın mı? Çok iyi anladım. Güzel. Hadi yokul. Hadi. Git.
Ne oluyor lan? Hadi. Hadi yürü gidelim, yürü. Civan muhtemelen silah sevkiyatını Hazar'la yapacak. Çalıştığı isimlerin hepsine bakıyoruz. Hazar'ın yerini tespit edin bana. Onu sıkı takipte olalım. Tamam. Şefim, gelebilir miyim? Tabii. Sen iyi misin? En son bıraktığımda gayet keyfin yerinde gibiydi. Ne oldu? Yoksa Musti için mi endişelendin? Benim arkadaşım ya. Olur mu? İyi misin? Cidden bir şey mi oldu? İyiyim. Bir şey yok. Çalışmaya çalışıyorum. Git diyorsun yani. Tamam. O elindeki ne? Hangi elindeki? O arkanda sakladığın şey ne? Hiçbir şey yok. Hala arkamda. Aa, kutu. Bak sen şu işe. Elime kutu gelmiş. Nereden geldiyse. Ne var o kutunun içinde? İç çamaşırım. Yani teşkilatta böyle bir kutu içinde iç çamaşır. Ece, bence sen daha iyi bir yalan bulabilirsin. Kutu. Pasta. Onur. Sana pasta yapmıştım. Yani bugün olanlar için teşekkür etmek istedim. Pasta yaptım sana. Ama sen pek pasta alma, kabul etme, kutlama yapma havasında değilsin. Şefim. Hilal mi geldi? Nereden bildin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.